5. Muayenehane sahibi kalantor doktorlar Katerina Vasilievna da bir yandan gerçekten yorucu olan yaşam biçiminden, bir yandan da düş dünyasında yaşamaya doğal eğiliminden kaynaklanan antrofiya nervorum buladursunlar. Kirsanov hastayı uzun uzadıya muayene etmeye bile gerek duymadan hastalığın ruhsal bir nedenden kaynaklandığını anladı. Konsültasyondan önce hastayı tedavi eden hekim ona hastanın hikayesini anlattı. Ailede geçimsizlik diye bir şey yok. Babayla kızın arasındaki ilişki gayet iyi. Bununla birlikte baba kızının böylesine üzülmesinin nedenini bilmiyor. Çünkü aile doktoru olarak bunu kendisi de bilmiyor. İyi ama nasıl olur? Besbelli kızın çok güçlü bir kişiliği var. Üzüntüsünün nedenini bunca zaman gizleyebilmiş. Babasının bu nedeni anlamasına yol açabilecek en ufak bir söz kaçırmamış ağzından. Konsültasyonda kendisine sorulan soruları nasıl sakin sakin yanıtladığı ortada. Evet, kesinlikle çok güçlü bir kişiliği var kızın herhangi bir sarsıntı geçirdiğine ilişkin de bir belirti yok ortada. Acı yazgısına büyük bir dirençle katlanan bir insan o kadar. Evet, ilginç bir hastaydı bu doğrusu. Peki ona yardım edebilmek gerçekten de olanaksız mı? Hayır, bu işe kesinlikle el atmalı. Kendisi olmasa da konu eninde sonunda aydınlığa kavuşacak. Ama sakın o zaman geç kalınmış olmasın. Verem çok yakın. Bir kez verimin pençesine düşüldü mü artık hiçbir özenli bakım ve ilginin bir yararı olamaz. Kirsanov böylece iki saatlik bir mücadeleden sonra hastanın güvenini kazanmayı başardı. Durumun ne olduğunu öğrendi ve babayla konuşma izini kopardı. İhtiyar, kızının hastalığının nedeninin solo sova olan aşkından kaynaklandığını öğrenince çok şaşırdı. Ama bu nasıl olur? Ondan uzak durması öldüğünü Katya nasıl sakin karşılamıştı? Yine adamın evlerinden ayağını kesmesini kayıtsızlıkla karşılamamış mıydı? Bu adamı olan aşkından nasıl ölebilirdi şimdi? Hiç aşktan ölünür müydü? Son derece pratik bir yaşam sürmeye, hayatta her şeyi mantığın katı kurallarıyla görmeye alışmış bir insan için böylesine duygusal bir coşkunluk anlaşılır bir şey değildi. Kirsanov ihtiyarla ne kadar konuştuysa, adam bildiğinden şaşmadı. Çocukça bir düşlen. Biraz acı çeker, sonra unutur gider. Kirsanov yılmadı. Sürekli anlattı, açıkladı. Çocuk bunu unutmayacaktı. Unutmayacağı gibi hatta bu yüzden ölecekti. Polozov sonunda kızının öleceğine inandı ama bildiğinden yine şaşmadı. Büyük bir kararlılıkla masaya bir yumruk indirerek ölürse ölsün dedi. Mutsuz olmasındansa ölmesi hem benim için hem de kendisi için iyidir. Yani kızın altı ay önce söylediği sözleri tekrarladı. Katerina Vasilievna babasıyla konuşmanın bir yarar sağlamayacağını söylerken anlaşılan yanılmıyordu. İyi ama ne diye bu kadar direniyorsunuz? Onun çok kötü bir insan olduğuna ben de inanıyorum. Ama yine de onunla birlikte yaşamak neden ölmekten daha kötü olsun? O kadar mı kötü bir adam bu? Evet o kadar kötü bir adam. Ruhsuz aşağılık bir yaratıktır o. Oysa Katya tertemiz iyi yürekli narin bir kızdır. Böyle bir rezile nasıl verebilirim kızımı? Bunun üzerine Polozov Solosov'un nasıl bir adam olduğunu anlatmaya başladı. Söyledikleri öyle şeylerdi ki Kirsanov diyecek bir şey bulamadı. Bu da bir yana Polozov'a hak vermek zorunda kaldı. Nasıl vermesin? Bu Solosov denen adam Storashnikov'un Vera Pavlovna ile annesinin operaya davetinden sonra restoranda Serge ve Julie ile birlikte yemek yiyen Jen'den başkası değildi. Gerçekten namuslu bir kız için ölmek böyle bir adamın karısı olmaktan bin kat daha iyiydi. İğrenç elinin dokunduğu her kızı çirkefe bulayacak iğrenç bir insandı Jen. Kirsinov bir süre düşündü sonra hayır dedi. Bir an sizin etkiniz altında kaldım. Ama hayır. Özellikle Soloso solo çok iğrenç bir insan olduğu için bu işin hiçbir tehlikesi yok. Yeter ki siz kızınızı onun tanıması için bir fırsat verin. Kesinlikle anlayacaktır onun ne aşağılık bir yaratık olduğunu. Böylece Polozova planını açıklamaya başladı. Sevdiği adamın ne kadar aşağılık bir insan olduğunu görünce Katya kendisi onun evlilik önerisini geri çevirecekti. Kirsinov bundan çok emindi. Çünkü adam gerçekten rezilim biriydi. Evliliği çok da büyütmeyin gözünüzde. Soğukkanlıkla baktığınızda evlenmenin çok da önemli bir olay olmadığını görürsünüz. Bir kadın mutsuzsa kocasından ayrılır olur biter. Ama size göre bu olacak şey değil. Kızınız da bu anlayışa göre yetiştirmişsiniz. Size göre de, kızınıza göre de insan evlenmekle geriye dönüş olmayan bir yola giriyor. Yani yapılan yanlışı düzeltmenin olanağı yok. Ya kadın kendini evlendiği adamı uyduracak onun ahlak ilkelerini benimseyecek ya da ölene kadar evlendiği adamın pençesi altında inim inim inleyecek ki gerçekten de veremden de acı verici bir şeydir bu. Ama gelin konuya bir başka açıdan bakalım. Siz kızınızın aklına hiç mi güvenmiyorsunuz? Deli mi sizin kızınız? Gerizekalı mı? İnsan her zaman karşısındaki kişinin sağduyusuna güvenmeli. Yeter ki o kişiyi davranışlarında özgür bırakalım. Haklı, doğru bir işte söz konusu olan yanılmadığımızı görüyoruz. Pişman olmayız ona bu güveni duymaktan. Kızınızın basiretinin böylesine bağlanmasını suç sizin. Kızınızı serbest bırakın. Madem ki haklı olan, doğru olan sizsiniz, göreceksiniz. Kızınız sizin yanınıza gelecektir. Güçlü bir tutku, yolunda bir engel gördüğümü insanın gözlerini kamaştırır. Onlara engel olmaktan vazgeçin. Göreceksiniz, kızınızın aklı başına gelecektir. Sevmek ya da sevmemek bırakın onun kendi elinde olsun. Varsın onunla nişanlansın. Bir süre sonra ne mal olduğunu anlayıp kendisi vazgeçecektir ondan. Olaylara bu bakış açısından yaklaşmak Polozo için alışılmadık bir şeydi. Bu bakımdan son derece sert bir tavırla böyle saçmalara inanamayacağını, hayatı çok iyi tanıdığını İnsanlarda mantık denen şeyin bulunmadığını anlamak için hayatta yeterince mantıksızlık örneği gördüğünü, hele hele 17 yaşındaki bir kızda mantık gibi şeylerin bulunabileceğini düşünmenin gülünç olacağını söyledi. Kirsinov kendisine insanların iki durumda mantıklarını yitirdiklerini söyledi. Ama boşuna. İnsanlar ya aşırı öfkeye kapıldıkları bir anlık parlama anlarında ya da özgürlükleri ellerinden alındığında ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Ama Polozov için bütün bunlar az kalabalığından başka bir şey değildi. Bu çocuk çıldırmış. Böyle bir çocuğa alın yazın hakkında buyur sen karar ver denemez. Ölecekse varsın ölsün. Kirsinov nice uğraştıysa da Polozov'u bu düşüncesinden caydıramadı. Yanılan bir insanın düşünceleri ne kadar kesin ve kökleşmiş olursa olsun, kendisinden daha akıllı, daha bilgili, olayları daha derinlemesine kavramış bir insan onu içinde bulunduğu yanlış yoldan doğru yola çıkarmak için kararlı bir çaba gösterir. Böyle sabırlı ve direşken bir çabaya hiçbir yanılgı dayanamaz. Evet, bunun burası kesin. Ama bakalım Polozov'a karşı girişilen mantık savaşı daha ne kadar zaman alacak? Kuşkusuz demin yaptıkları şu konuşma da etkisiz kalmayacak. Gerçi şimdilik bu konuşmanın Polozov'a küçücük de olsa bir etkide bulunduğuna ilişkin en ufak bir belirti yok ortada. Ama olsun. İhtiyar Ergeç Kirsanov'un sözlerini tekrar tekrar düşünecek. Bunları bir kez de kendi kendineyken ölçüp biçecek burası kesin. Hele bu tür konuşmalar sürdürülürse aklını başına toplayacağına hiç kuşku yok. Ama ihtiyar hayat deneyimine çok güveniyor azimli ve inatçı bir adam. Yine de konuşa konuşa aklını başına getirmek olanaksız değil. Ancak bu çok zaman alacak bir iş. Öte yandan en ufak bir gecikme bile çok tehlikeli olabilir. Hele büyük bir gecikme kesinlikle felaket demektir. Oysa ihtiyara karşı metotlu mantık savaşı yolu benimsenirse geç kalmak hem de çok geç kalmak kaçınılmaz. Çok daha kesin ve kestirme bir yola başvurmalı. Bu yol tehlikeli. Bu doğru. Ama bu durumda yalnızca tehlike söz konusu. Öteki durumda ise kesin bir felaket. Aslında tehlike de pek fazla sayılmaz. Yaşamın yasaları üzerine Kirsinov gibi sağlam bir senteze ulaşmamış bir insanı bu tehlike olduğundan büyük görünebilir. Ama Kirsinov için büyütülecek bir şey değil bu. Evet, kesinlikle büyük bir tehlike söz konusu değil. Ama yine de durum ciddi. Diyelim ki bir piyano çekilişinde yalnızca bir tane kaybettirecek bilet var. Bu bilet çekme olasılığı çok düşüktür. Ama ya çekerse? Tehlikeyi göze alan kişi, kaybetmesine neden olan bu bileti çektiğinde gözünü bile kırpmamalı. Kirsten o kızın sessiz, sakin kararlılığını görüyor ve ona güveniyordu. Ama yine de onu tehlikeye atmaya hakkı var mıydı? Hiç kuşkusuz vardı. Eğer bu köktenci yola başvurmazsa yüzde bir olasılıkla sağlığını büsbütün yitirmeyecek, yarıdan fazla olasılıkta ise çabucak ölecekti. Bu durumda ise kötü sonuç olasılığı binde birdi. Öyleyse varsın bu piyangoyu göze alsın. Bu piyango belki sonu çabuklaştıracağı için biraz korkulu ama özü bakımından çok daha az tehlikeliydi. Pekala dedi Kirsanov. Madem siz onu kendi elinizdeki olanaklarla iyileştirmeye yanaşmıyorsunuz, öyleyse bu işi ben kendi bildiğim gibi yapacağım. Yarın yeni bir konsültasyon yapacağız kızınıza. Hastanın yanına döndü ve ihtiyarın beklediğinden de inatçı çıktığını, kendisine karşı çok daha kesin ve kestirme bir yola başvuracağını söyledi. Hasta derin bir hüzünle, hayır, hiçbir şey etkilemez onu dedi. Bundan emin misiniz? Evet. Peki ölmeye hazır mısınız? Evet. Tamam öyleyse, sizi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağım. Sizin güveninizi kazanmak, size her şey hazır olduğumu kanıtlamak için daha önce şöyle bir değinip geçmiştim bu konuya. Şimdi ise gerçekten söylüyorum. Size zehir vermem gerekirse içer misiniz bunu? Ölümümün çok yaklaştığını ne zamandır biliyorum ben. Belki birkaç gün daha yaşayabilirim o kadar. Birkaç gün falan değil. Yarın sabah ne dersiniz? Çok iyi olur. Hasta bunu söylerken çok sakindi. İnsanın önünde tek kurtuluş yolu olarak ölümü göze almak kaldığında bu yola başvurmak inanın hemen hep başarı sağlıyor. Karşınızdaki insana dediğimi yap yoksa öleceksin dediniz miydi çok büyük bir olasılıkla dediğinizi yapacaktır. Ancak unutmayın ki bu işin şakası olmaz. Karşınızdaki insan dediğinizi yapmazsa insanlık onurunuzu çiğneyemezsiniz. Sözünüzü tutmanız yani ölmeniz gerekir. Böylece özü zaten bu sözlerden de anlaşılmakta olan planını hasta ayrıntılı olarak açıkladı. Bir başka durum söz konusu olsa Kirsanov hiç kuşkusuz hastasını böyle bir tehlikenin içine atmazdı. Çünkü işin çok daha yalın başka çözümleri vardı. Örneğin kızı evinden kaçırır ve bir başka yerde istediği adamla evlendirirdi. Ancak burada gerek kızın yetişme biçimi gerekse sevdiği adamın niteliği işi karıştırıyordu. Katya karı kocanın ne olursa olsun ayrılmazlığına inanmış bir kızdı. Bu yüzden sevdiğini sandığı adamla yaşamın bir cehenneme dönse de ondan ayrılmayı kesinlikle düşünemezdi. Katya'yı bu adamla birleştirmek, kızcağızı öldürmekten beter bir şey olurdu. İşte bu yüzden bir tek çare kalıyordu geriye. Öldürmek ya da kendisine akıllanma şansı tanımak. Ertesi gün yüksek sosyetenin ünlü doktorları konsültasyon için toplandılar. Gerçekten de Petersburg'un en ünlü beş doktoru gelmişti ki bunların Polozova etkilememeleri olanaksızdı. Burada dikkat edilecek şey ünlü doktorların oy birliğiyle verecekleri kararı Pozov'un kesinlikle temiz edilemez nitelikte bir karar olarak anlamasını sağlamaktı. Kirsinov konuşuyor, bilginler azametli bir pozla kendisini dinliyor, her söylediğini başlarını sallayarak onaylıyorlardı. Efendim nasıl onaylamasınlar? Biliyorsunuz dünyada Claude Bernard diye bir adam var. Bu bir. İkincisi de herif öyle şeyler söylüyor ki yerin dibine batsın emin bu tüysüz şeytanlar. Tek kelimesini anlamıyorsun. Bu durumda baş sallamayıp da ne yapacaksın? Kirsunov hastayı dikkatle muayene ettiğini ve sonuçta Karl Piodorovic'in düşüncesine tümüyle katıldığını yani hastanın kesinlikle iyileştirilemeyecek durumda bulunduğunu söyledi. Öte yandan bu öyle bir hastalıktı ki can çekişmesi çok uzun sürer ve çok ızdıraplı olurdu. Başka bir anlatımla hastanın fazladan yaşadığı her saat fazladan acı çektiği bir saat demekti. Bu bakımdan Kirsinov konsültasyon kurulunun insan sevgisini ön planda tutan bir karar almasını ve hastanın daha fazla acı çekmesini önlemek bakımından kendisine bir daha uyanamayacağı dozda morfin verilmesini öneriyordu. Şimdi yüce kurul hastayı bir kez daha muayene etmeli ve önerisini uygun görüp görmediğini belirlemeliydi. Petersburg'un yıldızları Kirsinov'un bilimsel laf bombardımanı altında gözlerini bön kırpıştırarak hastayı bir kez daha muayene ettiler. Sonra hep birlikte hastanın yattığı odaya en uzak bir başka odaya çekilerek karar aldılar. Çekmekte olduğu dayanılmaz acıları dindirmek için hastaya öldürücü dozda morfin verilmelidir. Karar bir kağıda yazıldı. Kirsanov çıngırağı çalıp hizmetçiye Polozov'u konsültasyon odasına çağırmasını söyledi. Polozov geldi. Bilginlerin içinde en bilgin olanı azametli yüzüne derin bir acı anlatımı katarak Polozov'a yüksek kurullarının kararını bildirdi. Polozov beynine bir balyoz yemişti sanki pek uzaklarda olmadığını bilerek de olsa ne zaman geleceği ve muhakkak mı geleceği belli olmayan bir ölümü beklemekle, biricik kızının yarım saat sonra yaşayanlar arasında olmayacağını öğrenmek birbirinden tümüyle farklı şeylerdi. Kirsanov gergin bir durumda, dikkatle Polozov'u izliyordu. Kararın, ihtiyarı nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyordu. Ama yine de insanın sinirlerini perişan eden bir bekleyişti bu. İhtiyarın şaşkınlığı iki dakika kadar sürdü, sonra birden, Hayır diye bağırdı. Kesinlikle yapmayın bunu. Kızım benim inatçılığım yüzünden ölüyor. Ne derseniz kabulüm. Söyleyin iyileşecek mi? Kirsan o atılarak hiç kuşkunuz olmasın dedi. Azametli bilginler kızmaya zaman bulabilselerdi herhalde çok kızacaklardı. Ama Kirsanova onların birbirlerinin yüzlerine bakıp Besbelli öteki meslektaşlarım da benim gibi bu tüysüz oğlanın elinde oyuncak olmuşlar diye düşünmelerine zaman bırakmadan olduğu yere yığılmak üzere olan Polozov'u hizmetçileri dışarı çıkarı çıkarmaz meslektaşlarına doğru atıldı. Hepsine gösterdikleri yüksek basiretten dolayı tek tek teşekkür etti. Hiç kuşkusuz onlar da Kirsinov gibi kızcağızın hastalığının ruhsal bir sarsıntı olduğunu anlamışlar ve inatçılığıyla kızını ölüme sürüklemekte olan babaya boyun eğdirmek için Kirsinov'un tasarladığı oyuna hiç itiraz etmeden katılmışlardı. Bu derin anlayışlarından dolayı Kirsanov hepsine sonsuz gönül borcu duyuyordu. Böylece bilginler, bilginliklerinin ve basiretlerinin öteki meslektaşları önünde övülmesinden son derece hoşnut muayenehanelerine yollandılar. Konsültasyon sonucu yazdığı kağıtları bilginlerin eline tutuşturan Kirsanov, doğruca hastanın odasına geçti ve planlarının başarıya ulaştığını söyledi. Bunun üzerine kızcağız yerinde doğrulup ellerine sarılacak oldu ama Kirsanov elini tam zamanında çekerek öpmesine engel oldu. Size müjdeyi vermek için babanız hemen yanınıza gelmek isteyecektir. Ancak sokmayacağım onu buraya. Daha önce kendisi size bundan böyle nasıl davranması gerektiğine ilişkin esaslı bir konferans dinlemek zorunda benden. İhtiyara neler anlatacağını açıkladı. Söylediklerinin hepsini kabul ettirmeden yakasını bırakmayacaktı. Konsültasyon sonucu verilen kararla sarsılmış durumda olan ihtiyar, Kirsanova artık dünkü gibi bakmıyordu oldukça düşünceli bakan gözlerinde ve içki tekeline el atmış gören Maria Alexeyevna'nın gözlerindeki anlatım vardı. Polozov dün doğal olarak şöyle düşünüyordu. Ben senden daha yaşlı ve daha görmüş geçirmiş bir insanım. Bu da bir yana dünyada benden daha akıllı bir insan yoktur. Sense ağzı süt kokan bir çocuksun daha. Benim gibi bir adamın herhalde senden öğreneceği bir şey olamaz. Ben ki iki milyonu kendi aklımla kazanmışım. Tamam demek ki yalnızca iki milyonu varmış. Dört milyon diye biraz kafadan atmışız. Önce benim kadar para kazan, ondan sonra geç karşımda konuş. Şimdi ise şöyle düşünüyordu. Vay ayı vay, önüne ne çıkarsa devirip gidiyor. Kirsanoğlu'la konuştukça gözünde önüne geleni deviren bir ayının yanı sıra Hüsar alayındaki günlerine ilişkin çok eski bir anıdan bir sahne canlanıyordu. At terbiyecisi Zaharçenko gök gürültüsüne binmiş. O yıllarda genç kızlar arasında ve onlar sevdiği için de tüm asker ve sivil atlılar arasında Jukoski'nin balatları özellikle de gök gürültüsü adlı ballat çok modaydı. Gök gürültüsüz Darçevko'nun altında nasıl da dans ediyordu. Yalnız dudakları yırtıktı gök gürültüsünün, kan içindeydi. İlk sorusuna Kirsanov'un verdiği yanıt Polozov'un neredeyse dudağını uçuklatacaktı. Gerçekten de ona öldürücü dozda morfin verecek miydiniz? Daha neler, elbette verecektik. Bunu söylerken Kirsanov alabildiğine soğukkanlıydı. Düpedüz kan içici bu adam ölümden bir aşçının kestiği tavuktan söz etmesi gibi söz ediyor. Cesaretiniz yetecekti yani öyle mi? Artık buna da cesaretim yetmezse yazık bana. Ne sandınız siz beni? Hanım evladı mı? Doğrusu korkunç adamsınız. Kirsinov onun bu konuda hiçbir şey bilmemesine hoş görüyormuş gibi. Siz daha korkunç adam görmemişsiniz dedi. İçinden de sana rahmet oyu göstermeli ki diye düşündü. Peki bu koca koca doktorları parmağınızda oynatmayı nasıl başardınız? Kirsanov yüzünü buruşturdu. Sizce onlar gibilerini parmağında oynatmak çok mu zor? Polozov'un gözünün önüne yeniden Zaharçenko geldi. At terbiyecisi Zaharçenko, bölük komutanı Valunova, terbiye etmem için altıma verdikleri şu sarkı kulağa bakın efendim diyordu. Utancımdan yerin dibine geçiyorum bu ata bindiğimde. Polozov'un ardı arkası kesilmeyeceği benzeyen anlamsız sorularından kurtulmak için Kirsanov ona bundan sonraki davranışlarının nasıl olması gerektiğini açıklamaya başladı. Bundan böyle aklınızda olsun. İnsan ancak kendisine engel olunmadığında mantıklı hareket edebilir. Tıpkı bir insanın kızmamasını istiyorsak onu sinirlendirmememiz gerektiği gibi. İnsanlar hayallerinden ancak onlar zorla ellerinden alınmadığı zaman vazgeçebilirler. Başka bir deyişle insan hayallerinin iyi mi kötü mü olduğuna bizzat kendisi karar vermelidir. Onun adına bir başkası karar verirse olmaz. Eğer solo sol denen adam anlattığınız kadar kötüyse ki ben sözünüze tümüyle inanıyorum bırakın buna kızınız kendisi karar versin. Yalnız kızınız bu kadarı ancak siz kendisine engel olmazsanız ve o sizi kendisine ayırmak için bir takım dolaplar çevirdiğinizden kuşkulanmazsa verebilir. Solo sol aleyhinde ağzınızdan çıkacak tek bir söz işlerin düzelmesini 2-3 hafta geriye atar. Eğer bununla da yetinmez bir şeyler daha söylemeye kalkarsanız işlerin düzelmesi umudu tümden suya düşer. Siz bu işe hiçbir biçimde karışmamalı, tümüyle dışarıda kalmalısınız. Kirsan o söylediklerinin doğru olduğunu bir takım kanıtlarla pekiştirmeyi de unutmuyordu. Sizde istemediğiniz bir şey yaptırmak kolay mı? Bakın, ben bunu başardım. Demek ki her durumda nasıl davranılacağını bilen bir insanım. Bunun için sözlerime inanın ve nasıl davranmanız istiyorsam öyle davranın. Ben ne dediğini bilen bir insanım. Siz benim sözümden çıkmayın. Polozov gibi adamlara yapılacak şey de tam buydu. Yani doğrudan gidip kırtlağına çökecektin. Polozov iyice yola gelmişti, ehlileşmişti. Kirsanova kendisinden nasıl davranmasını istiyorsa öyle davranacağına söz verdi. Bununla birlikte Kirsanova'nın sözlerinin doğru olduğunu ve onun sözünü tutması gerektiğini anlamasına karşın onun nasıl bir insan olduğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. Erdiremiyordu çünkü Kirsanov hem kendisinden yanaydı hem de kızından yana. Hem kendisine kızının kararını kabul ettirmek istiyor hem de kızının kararını değiştirmesini istiyordu. Bunlar birbiriyle bağdaşacak şeyler miydi? Bağdaştırılamayacak bir şey yok burada. Benim sizden tek istediğim kızınızın akıl almasına engel olmamanız o kadar. Polozov Solosova çok önemli bir konuyu görüşmek üzere kendisine evine onurlandırmaya beklediğini bildiren bir mektup yazdı. Solosov hemen o akşam geldi. İhtiyarla çok sevecen her sözcüğü erdemli bir konuşma yaptı. Sonuçta Polozov Solosov'u kızının nişanlısı ilan etti. Ne var ki düğünleri 3 ay sonra yapılacaktı. 6. Kirsanov görevine bitmiş gözüyle bakamazdı. Katerina Vasilievna'nın gözleri kör gibiydi. Hiçbir şey görmüyordu. Onun bu durumdan kurtuluşunu çabuklaştırmak gerekiyordu. Ama bundan da çok babanın işlere burnunu sokmama konusunda verdiği sözü tutmayacağını izlemek gerekiyordu. Öte yandan bunalımdan sonraki bu ilk günlerde Polozovlara gitmeyi uygun bulmuyordu. Katerina Vasilyevna hala büyük heyecan içindeydi. Kirsinov onlara gidip de damat adayının ne rezil bir adam olduğunu görürse ki onu böyle bulacağından kesinlikle emindi. Bu konuda ağzını açıp tek kelime bir şey söylemese bile susarak dile getireceği hoşnutsuzluğu kızcağızın heyecanını daha da artırabilir, böylece de işi zorlaştırabilirdi. Bu yüzden Kirsanov 10 gün kadar bekledi ve damatla karşılaşmamak için Polozovlara öğleden önce erken bir saatte uğradı. Damatla doğrudan doğruya karşılaşmaya uygun bulmamış, bu konuda daha önce Katerina Vasilyevna'nın rızasını almanın daha doğru olacağını düşünmüştü. Katerina Vasilyevna bayağı toparlanmıştı. Aslında hala biraz solgun ve zayıftı ama sağlığı yerindeydi. Gerçekten de Kirsanov kendisini eski aile doktorlarının eline teslim etmesine karşın Katerina Vasilyevna'nın sağlığı yerindeydi. Şöyle demişti Kirsanov. Bırakın istediği kadar reçete yazsın size. Siz de isterseniz kullanın yazdığı ilaçları. istemezseniz kullanmayın. Çünkü size artık hiçbir zarar dokunamaz o ilaçların. Katerina Vasilyevna Kirsanov'u taşkın bir sevinçle karşıladı. Ancak ziyaretinin nedenini öğrenince sevincin yerini şaşkınlık aldı. Hayatımı kurtaran insansınız ama yine de evimize gelmek için benim iznim istiyorsunuz. Olacak şey mi bu? Ancak o buradayken ziyaretinize gelmem, rızanız olmadan işlerinize karışmak gibi görünebilirdi size. İlkemi biliyorsunuz. Amacım bir insana yardım etmek de olsa onun istemediği hiçbir şeyi yapmam. Kirsanov iki gün sonra onlara akşam gitti. Damat adayının tam Polozov'un anlattığı gibi Polozov ise verdiği sözü tutar buldu. İyi bir ders alanı ihtiyar kızına hiç karışmıyordu. Kirsanov akşam onlarda oturduğu sürece damat hakkında ne düşündüğünü hiç belli etmediği gibi... Ayrılırken de Katerina Vasilievna onun nişanlısı hakkında ne düşündüğünü anlamayı başaramadı. Onun kuşkusunu uyandırmak için de bu kadar yetti. Ertesi gün kafasını sürekli olarak şu düşünce kurcaladı. Kirsinov onun hakkında bir şey söylemedi. Eğer ondan hoşlansaydı bunu bana kesinlikle söylerdi. O zaman hoşlanmadı kendisinden. Acaba hangi yönü hoşuna gitmedi? O akşam nişanlısı gelince davranışlarını, sözlerini daha dikkatle izlemeye başladı. Bir yandan da böyle yaptığı için kendine kızıyordu ama kendini avutmak için şu düşünceye sarılıyordu: "Kirsanov'un onda hiçbir kusur bulamayacağını, onun kusursuz bir insan olduğunu önce kendime kanıtlamak istiyorum." Gerçekten de yapmak istediği buydu. Ama insan bir kez sevdiği insanda kusur bulmadığını kendine kanıtlama gereği duymaya görsün, kusurlar birbiri ardınca sökün etmeye başlayacaktır. Birkaç gün sonra Kirsanova onlara uğradı ve yine Solosov hakkında tek kelime bir şey söylemedi. Ama bu kez Katerina Vasilyevna kendini tutamadı ve uğurlama sırasında içinde büyüyen soruyu sordu. Evet, niçin susuyorsunuz? Nasıl buldunuz kendisini? Benim düşüncemi öğrenmek isteyip istemeyeceğinizi bilemiyorum doğrusu. Bir de düşüncemin yansız olduğunu kabul eder misiniz ondan emin değilim. Hoşunuza gitmiyor değil mi? Ben böyle bir şey söylemedim. Söylemediniz ama böyle düşündüğünüz apaçık. Peki niçin hoşunuza gitmiyor? Neden hoşuma gitmediğini iyice anlamam için bir süre daha beklememiz gerek. Ertesi akşam Katerina Vasilyevna solosova resmen inceler gibi bakmaya başladı. Hayır, çok iyi bir insan. o haksızlık ediyor. İyi ama Kirsanov'un onda hoşlanmadığı her neyse ben niçin göremiyorum onu? Gözlem yeteneği olmayışına canı sıkılmıştı. Bu kadar basit bir insan mıyım ben baktığını bile göremeyen? öz saygısı uyanmıştı. Damat adayı yönünden çok delikli bir gelişme demekti bu. Kirsanov birkaç gün sonra yeniden ziyaretlerine geldiğinde bu kez çok daha etkili olabilecek adımlar atmasının olanaklı olduğunu gördü. O güne dek zamansız bir girişimle Katerina Vasilyevna'yı kuşkulandırmamak için Solovsov'la konuşmamaya büyük özen gösteriyordu. Ama bu kez Solovsov'la Katerina Vasilyevna'nın bulunduğu gruba katıldı ve konuşma konularını Solovsov'un karakterini açıklayabileceği yönlere doğru kaydırmaya başladı. Zenginlikten söz açıldı ve Katerina Vasilievna nişanlısının para pul işlerine karşı aşırı ilgili olduğunu gördü. Kadınlardan söz açıldı. Katerina Vasilievna nişanlısının kadınlar üzerine son derece hafif ve ciddiyetten uzak şeyler düşündüğünü gördü. Aile hayatından söz edildiğinde ise zavallı kızcağız böyle bir kocanın karısı olmanın dayanılmaz bir şey olacağına ilişkin izlenimi nasıl olup da edindiğine çok şaştı ve bu izlenimi kafasından kovmak için boş yere çabaladı durdu. Sarsıntı başlamıştı. Katerina Vasilievna o gece gözlerini kırpmadı. Solovsov hakkında böyle çirkin şeyler düşünebildiği için kendine kahretti. Sabaha kadar durmamacasına ağladı. Hayır, kadınları küçük gören bir insan olamaz o. O beni seviyor, paramı değil. Bu itirazlar bir başkasının sözlerine karşı yöneltilmiş olsaydı bunlar da uzun süre ısrar edecekti. Ama şu anda o kendi kendine itiraz ediyordu. Böyledir bu işte. Kendi bulduğun gerçeğe uzun süre karşı koyamazsın. Çünkü bu gerçek senin öz malındır. Burada artık hiçbir kurnazlık sökmez. Ertesi akşam Katerina Vasilyevna, Solosov'u tıpkı bir gece önce Kirsinov'un yaptığı gibi sınavdan geçirmeye karar verdi. Bir yandan bunu ona karşı haksızlık ettiğine kendini inandırmak için yaptığını söylerken bir yandan da içinde ona karşı bir güvensizlik doğduğunu hissediyordu. O gece de sabah dek uyuyamadı ama bu kez ona kızıyordu. Neden kafasında doğan kuşkuları dağıtacak biçimde değil de tam tersine bu kuşkuları pekiştirecek biçimde konuşuyordu? Sonra kendine kızıyordu. Ama artık kendine kızması doğrudan doğruya nasıl olur da bu kadar kör olabilirim düşüncesinden kaynaklanıyordu. Aradan bir iki gün daha geçince kafasını ve yüreğini dolduran tek korku şu olmuştu. Eğer onun hakkında yanılıyorsam çok yakında bu yanılgımı düzeltme şansını büsbütün yitireceğim. Kirsanov yine bir gün ziyaretlerine gittiğinde artık onunla rahatça konuşabileceğini anladı. Bana onun hakkında ne düşündüğümü sormuştunuz. Bence daha önemli olan sizin düşünceniz. Siz kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kez Susan Katerina Vasilievna'ydı. Kirsanov, aslında size böyle bir şey sormaya hakkım yoktu dedi. Konuyu değiştirdi. Az sonra da başkalarının yanına doğru uzaklaştı. Ancak yarım saat sonra Katerina Vasilievna kendisinin yanına geldi. "Kafamın nasıl karma karışık olduğunu görüyorsunuz. Ne olur bana bir öneride bulunun." "Neden başkasının önerisine gereksiniyorsunuz? Madem kafanız karma karışık, ne yapmanız gerektiğini de en iyi siz bilmelisiniz. Düşüncelerimin durulmasını mı bekleyeyim?" Siz bilirsiniz. Düğünümüzü biraz daha ertelesem? Bunun iyi olacağını düşünüyorsanız elbette erteleyebilirsiniz. Peki ama o bunu nasıl karşılar? Nasıl karşıladığını gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini bir kez daha düşünürsünüz. Ama ona bunu söyleyebilmem çok zor. Madem öyle babanıza söyleyin o söylesin. Başkasının ardına gizlenmek istemem. Kendim söyleyeceğim. Eğer kendinizde bu gücü bulabiliyorsanız bu kuşkusuz en güzeli. Bir başkası Örneğin Vera Pavlovna söz konusu olsaydı işi bu kadar ağırdan almaya hiç gerek olmazdı. İnsanların damarlarında akan kan birbirine uymuyor. Ateşli bir insan sistematik ve ağır davranışlara nasıl katlanamazsa, sessiz uysal bir insan da ani ve kesin hareketler karşısında bocalar hatta öfkeye kapılır. Katerina Vasilyevna'nın nişanlısıyla konuşmasından elde ettiği başarı Kirsanov'un beklediğinin de üstünde oldu. Kirsanov, Kurnaz bir adam olan Solovsov'un düğünün ertelenmesi önerisini uysallıkla kabul edeceğini, bir iki yalvarıp yakarmayla işi geçiştireceğini umuyordu. Ama hayır, Solovsov kendini tutmasını bilen bir adam olmasına karşın muazzam servetin elinden kaymakta olduğu korkusuna kapılarak zaten zayıf olan şansını büsbütün yitirecek davranışlarda bulunmaktan kendini alamamıştı. Polozov'u kendine karşı dolaplar çevirmekle suçlayan Solovsov, Katerina Vasilievna'yı da babasının elinde oyuncak olmakla, ondan korkmakla, bu öneriyi de onun emriyle yapmakla suçlamıştı. Oysa Polozov'un kızının düğünü erteleme kararından haberi bile yoktu. Öte yandan Katerina Vasilievna da babasının kendisini tümüyle özgür bıraktığını her an tüm varlığıyla duyumsuyordu. Solovsov'un babasına yönelttiği suçlamalar haksızdı. Bu da bir yana... Bu suçlamalarından Solovsov'un onu kişiliksiz, başkalarının elinde oyuncak olan bir varlık gibi gördüğü anlaşılıyordu. Siz beni başkalarının elinde oyuncak olan kişiliksiz bir varlık gibi mi görüyorsunuz? Solovsov öfkeyle evet diye bağırdı. Oysa ben babamın isteğini hiçe sayarak ölümü göze almıştım. Siz bunu bile anlamamışsınız. Aramızda her şey bitti. Katerina Vasilievna bunları söyledikten sonra hızlı odadan çıktı.